Türkiye'de yapılan eylemlerin savaş alanı tecrübesine sahip olan, daha önce silah kullanmış, kan görmüş, çatışma alanına girmiş kişiler tarafından yapılıyor. Avrupa'daki eylemlerin ya da dünyanın geri kalan yerindeki eylemlerin ise genelde işte bu tür sempatizanların çatışma alanına gidemeyenler tarafından yapıldığını görüyoruz. Bunun nedenine bakacak olursak, bunun nedeni şu. Şöyle ki, Türkiye bir daire için alırsak, Suriye ve Irak bölgesine daha dar çemberin içinde, yakın çemberin içinde. Bunu bir dalga gibi, ses dalgası gibi düşünürsek bu çember gittikçe yayılacak. Yani Türkiye'nin 2014-2016 yılları arasında yaşamış olduğu terör saldırıları, IŞİD kaynaklı olan terör saldırıları aslında dünyanın geri kalanına bir gün Rakka operasyonu sonuçlandırıldığında ve IŞİD topraklarını kaybettiği zaman oradaki yabancı terörist savaşçılar, üçüncü ülke vatandaşları kendi ülkelerine döndüklerinde gerçekleştirecekleri terör potansiyelini gösterir. Bu potansiyel nedir? Bu şudur. Maalesef rakamlarla açıklamak kötü bir şey ama bu 2014-2016 yılları içerisinde Türkiye'nin o yakın bölgede olmasından dolayı coğrafi olarak yaşadığı terör eylemlerinin her birinde ortalama 30-31 kişi hayatını kaybetti. 150 civarında kişi eylem başına yaralandı.